kendi şirketimi kurmaya karar verdiğimde aslında sene 2015'ti. Özel sektörden de yani ben artık kendi işimi bir deneyimlemeliyim. Bunu da araştırdım, biraz dünyada vesaire örneklere baktım. Daha da bir paylaşım ekonomisine de ekliyor. O zaman daha çok erkendi burası için. Hatta Collective House'un ilk startup olarak başladı. O 6-7 metrelerin işte sanayi mahallesinin içerisinde, o da tahminlerinin içerisinde, tekstil atölyesi içerisinde bir şirket kurdum. Powerlink'le tanışma hikayem bu şekildeydi. Yine ofis dikeyinde farklı firmaların Türkiye temsilini yaparken, bir taraftan gözler yaparken, daha sonra içerisinde şirket kurdum, Collective. Aradan 7 sene geçtikten sonra dedi ki sen şey, ofis tasarım ve dengesi içerisindesin. Bizimle çalışmak ister misin diye. Beni aslında pandemide zaten karar verdim aslında tekrar profesyonel hayata geçişte. Böyle bir yönlendirmeyi ettim. Collective House'un işleşmesinin başına geçtim. 2021-2022 döneminde. Daha sonra şimdi görev yaptığım şirketin CEO'su olarak da bundan 5 yıl önce yine bir coworking yapısının yöneticisi oldum. Bu hikayenin bu başlığını şimdi böyle anlatacağım. Hepinize tavsiye yapmak istediğiniz şeyler alakalı ülke sınırları da kalmayın. Aslında bambaşka şeylerde sınırları takip ettiniz. Yani tabii ki benim buraya getirdiğim hikaye o. Ben coworking sektörüne girdim. Dedim ki dünyada ne oldu? Avrupa'da ne oldu? Neler var? Mesela European Coworking Assembly aslında Avrupa'daki 16 tane şehir, 16 tane ülke içerisindeki farklı coworking'in içerisinde olduğu bir kuruluş olduğunu fark ettim. Sonra bu kuruluşla yazışmalara başladım. Aslında Türkiye'de zamanında bir temsilcisi oldu. Aslında Belçika'lı bir beyefendi bunun temsilcisini yaparken pandemide bir rahatsızlığı ve kendisi vefat ediyor. Belki Ege bölgesinde zaman ya da işte orada olanlar varsa burada coworking'in aslında kurucusu olan Patrick, o şimdi eşi devam ettirmeye çalışıyor. Ama Patrick, European Coworking Assembly'nin Türkiye temsilcisi yapıyordu. O vefat ettikten sonra boşa düşmüş ve yaklaşık işte bir sene European Coworking Assembly'nin Türkiye'de hiç temsilcisi olmadan Avrupa'nın kendi çekirdeği içerisinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Ben de bir Türkiye bir renk aslında hani bir bacağı Avrupa'da, bacağı Asya'da ama aşağı döndüğümüz zaman aslında Orta Doğu'yla çok sık bağlantıları var ve bakış açıları bambaşka bunlara. Bu şekilde bir coworking derdimiz haftada ilk toplantılar yapmaya başladık. İşte Avrupa'da ne oluyor, Türkiye nelerdeyiz, neler yapılıyor, neler bitiyor vesaire derken bu başlıkla Ekim'in 12'sinde Hollanda'daki tasarım haftası dediler ki gel Türkiye gözüyle bir Urban Renaissance var aslında Ekim'in onların başında ortaya çıkmış. Konsept var, bir şehir planlaması üzerine. Bunun içerisinde coworking'i tartışacağız. Türkiye'yi bilmiyoruz. Bunun bakış açısı nasıl olur? Bunu hep beraber değerlendirelim diye yola çıktık. Ben 2012 ve 2013'te aslında iki panel yapacakken ilk günkü sabah oturumu çok keyifli geçti. İkinci sabah bir oturum daha koyduk. Sonra bir ana sahne yaptık vesaire derken Avrupa'yı aslında Türkiye'nin biraz bakış açısını anlattık. Ve işte oraya gittik. Kendisi öğrenen hani Türk olarak bir konuşmacı var burada, farkındalığı olmuş. Trenle ve rahat ulaşımda etrafta işte Almanya'dan, Rotterdam'dan, işte Belçika'dan sizin gibi genç, yeni mezun, işte HPP'de çalışan vesaire genç kimler arkadaşlar, trenle de atlayıp Türk var diye oradan da tasarım haftasına gelmişler. Hepsi konuşmaya katıldılar. Sonra onlarla çıktık bir 45 dakika ayrıca bir konuşma yaptık. Hepsinin ortak noktası şu, evet Avrupa'da baktığı bir nokta var, değerlendirdiği bir nokta var ama Türkiye bambaşka bir yer. Çünkü adam diyor ki ben Amsterdam'da 15 dakika bisiklete gidiyorum, her yere ulaşabiliyorum. Ben diyorum ki burada 100 günler kıta değiştiriyor her gün. Yani Asya'dan Avrupa'ya gidiyor, Avrupa'dan Asya'ya giden bir komünite var. Hatta Furkan Bey'de daha nitelikli aslında rakamlar var. Yani bu milyarlarla ölçtüğümüz aslında bir hareket var toplu taşıma içerisinde. Anormal rakamlar var. Çıkış noktası oluyor aslında. Kentsel Rönesans 15 dakikalı şehirler. Bunun içerisinde coworking ve co-living yapısı. İçinizde coworking'i deneyimlemiş olanların evlerini görsem var mı? Bir kişi. Hiç deneyimlemedim. Selam, etkinliğe katıldınız mı coworking space'lerden? Coworking tam olarak ne demek? Biraz açabilir misin? Biraz sonra
dengelebildiği, aynı zamanda hem paylaşımın, bilgisayar paylaşımın, artık paylaşım ekonomisinin de aslında söz konusu olduğu bir nokta. Yani burası biraz daha bakış açısı altında olduğu için ticari yapı yok ama normalde coworking'in çıkışında ben çıktılarını da göstereceğim size, neler var neler yok. O konu altında kısaca anlatmış olayım. Aslında 15 dakikalık şehirler adından da anlaşılacağı gibi kentsel planlamayı yaparken aslında sizin işte sağlık, eğitim, alışveriş, spor gibi temel etkinlikleriniz aslında 15 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Aslında çıkışı yürüme ve bisiklet ama daha sonra bunu oradan dedik tartışmada da o vardı. Aslında araçla yani toplu taşıma ile herhangi bir toplu taşıma içeriği de 15 dakikalık genişletmek gibi bir yapı var. Onun çıkış noktası bu. Bunun içerisinde konsept ofisler, mağazaların, eğlence, yeme içme alanlarının da ulaşılabilir çapta olduğu aslında bir kent tasarımının çıkış noktası. Burada aslında şöyle bir şey var. Bunu kişisel çabalarla yönetiyor olmak zor. Yani burada aslında hani politik ve kentsel müdahaleler dediği o aslında bunu aslında biraz kenti yönetenlerin de yönlendiriyor, şekillendiriyor ve benimsetiyor olması lazım. Dolayısıyla bunu da aslında destekliyor olması lazım. Hani çeşitli şeylere görüyorsunuz. Yurt dışında hatta böyle işte viral videolar var. İşte basamaklara piyano tuşları koyuyor. Yürüyen merdiveni kullanma, öbür tarafı kullan. Ya da işte ne yapıyor? Kent merkezindeki işte otopark fiyatlarını çok yüksek mertebelere getiriyor ki sen oraya giderken aracını değil, toplu taşıma vesaire gibi şeyleri kullan. Bunun çıktığında da işte hem hareketi arttır, hem işte karbon emisyonunu azalt. Buradan işte yolda getireceğin zamandan bir kazanç. Bunun haricinde işte yakıt vesaire gibi sarfların önüne geçilmesi gibi aslında bir sürü fikir var bunun arkasında. Temelinde bu var. Aslında sağlıklı yeme içme alanları, eğitim, işte alışveriş, spor aktivitelerini yapabildiği, burada farklı çıktıları işte daha oradaki lokal komünitenin de kendi içerisinde bir şekilde sürdürülebilir bir ilişki kurmasını sağlayan, dışarı çıktığında da o çevre içerisinde keyifli zaman geçirebileceğim bir yapı. Mesela Hollanda'da Amsterdam'a gittim. Hakikaten 12 dakika Amsterdam meydana araçla. Gidiyorsun, içeri oturduğun, yemek yediğin yerde hep lokal insanlar var. İşletme 1653'ten beri ayakta. Yani hani bu bahsettiğimiz konu 2010'lardan bahsediyoruz ama aslında bir şekilde o community kendi içerisindeki lokali destekleyip bunu aşağı yukarı 400 yıldır sürdürülebilir bir hale getirmiş. Dolayısıyla bu aslında yaşam ve çevre kalitesinin ötesinde hani ekonomik olarak da aslında farklı noktalara dokunuyor. Bunun bir alt kırılımına bakarsak aslında kendi içerisinde eğitim, işte iş olanakları, ofisler, yürüme yolu, transfer, işte bisikletle vesaire bulaştığı yapılar, gencinden yaşlısına aslında kenti tasarlarken rahat ulaşılabilir. İşte ben bir ara şeye çok kafa yormuşum, bilmiyorum. Binalara aslında disabled, engelli insanlar için uygunluk sertifikası vermek gibi. Hani buraya da düşünün. Şimdi belki de buraya bu oturuma katılmak isteyen bir arkadaşımız var ama bu kadar çıkmadığı için belki de hiçbir oturuma katılmıyor. Hani bina tamam tarihi bir yapı ama sonuçta problemi farklı gözlerle bakın, farklı gözlerle yönetiyor olmamız lazım. Bu hakikaten bilmiyorum. Belki daha önce düşündünüz mü bu binadaki o yapıyı? Buyurun. Çok haklısınız, çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz. Üniversitedeyken bir etkinlik organize ederken konuşmacılardan biri de aslında bilerek engelli tercih etmişti. Ama konuşmacı sahneye ulaşamadı. Orada muhtemelen Turkish style herkes bir el atsın gibi bir şey olmuş. Gerçekten bazen çok basit düşünüyoruz, bazen de gerçekten gözümüzün önündekini kaçırıyoruz. Hani çok detaylı düşündüğümüzü zannediyoruz.
O yüzden farklı noktalara giriyor. Bu konuda yani şuraya kadar kısımla alakalı bir sorusu olan vardı. Bu arada arada ben interaktif yapmayı daha çok seviyorum. Yani sorusu olan varsa üzerine direkt soru alırsan çok daha keyifli olur. Ben bir önceki diğer zamanla bir şey söylemek istiyorum. Ben de aslında şunu görmeden önce konsept kendisi çizerken burayı tam olarak aynısını çizdim. Sonra şeyi düşündüm bunu da görünce. Her yer her yer 15 dakika olmalı değil mi? Yani bütün konutları yani konutu merkeze alıp etrafına yaşamak kurduğumuzda bütün şehirlere yuvarlak yer almadığını düşündüğümüz aslında birçok konut yapılanması şeklinde göstermek gerekmez mi? O yüzden zaten planlama yaparken de zaten mahalle bazında aslında yani aslında İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul'un her ilçesi neredeyse birer iklim ile city konsepti. Yani herkes kendi ilçesi içerisinde aslında yaşadığı yerde. Ben biraz kendimde onu uygulamaya çalışıyorum. Yani benim ofisim işte 4. Levent'te iki tane oğlum var. Biri de okuldan çıksa, ayağa takılsa eve ulaşabiliyor. Öbürüsü yürüse 12 dakika sürüyor. Benim toplam iki çocuğum araçla çıktığında bile iki çocuğu bırakıp ofise geçmek 17 dakika sürüyor. Aşağıda hastane var, yukarıda hastane var, sol tarafta market var. Aslında bir şekilde büyük şehirde bunu kurgulama şansımız daha rahat. Çünkü aslında her ilçe kendi içerisinde bir fikre meclisi ve dediğin doğru. Aslında mahalle bazında 15 dakika diye düşünebilirsin. Peki şey yine bu diyagramda da şey sorusu geldi aklıma. Bir başka mahalledeki komşuna ulaşmam da 15 dakika olabilir. O zaman şöyle belki o zaman iki mahalle arasındaki sosyal, mesela şu sosyal alan var ya. Yani bunun 15 dakika bu tarafında da komşun varsa zaten ikiniz de 15 dakikalık mesafede o komünitenin içerisinde yer alıyorsunuz. Dediğim gibi bunu mahalle bazında düşünüyor olmak lazım. Bazı ortak çerçeveleri de getirmek lazım. Biraz sonra slaytlar işte co-working ve co-living'in karışık olduğu konseptlerle bir şey anlatırken de biraz onu deneyeceğim. O aslında mahalleyi değil en küçük hali ofisi tasarlarken bile aslında insanların buluşma noktasını tasarlamamız lazım. Bunu biraz sonra bir değiniriz. Aslında buralar çok rakamsal. 2015'te aslında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile biraz daha öne çıkıyor. Bir Fransız kolonyalı, işte Carlos Moreno diye biri tarafından bir fikir ortaya çıkıyor. Yani 2020 seçimlerinde bunu kullanmaya çalışıyorlar vesaire. Ama dediğim gibi yine ilk slide'e geliyoruz. Aslında politik olarak da bilmediğiniz sürece bunu kendinden oluşması, eğer çok eski bir yerleşim ve kültür değilse, şimdi burada yeni bir kent tasarlanıyor. Yani burada görüyorsunuz, hani oradaki tasarımda neredeyiz bilmiyorum. Belki onunla alakalı da bir soru alırız. Burada bir şey söyleyebilirim. Aslında şey, şehir planlamada zorluk karşımıza karşı çıkmış bir şey. Aynen. Yere bir güçlendirerdi. Bir o daire hayali bir daire. Olay aslında bir daire değil, aynen. Yani eskiden işte 80'lerde çok insanlar burada çalışsın, burada yaşasın. İşte şurada eğlensinler. Hiç çalışmadığı için. 90'larda da öyle sürdü. İşte Maslak dediğin zaman aslında her bir iş merkezi. Yaşam dediğin zaman işte sahil kıyısında var. İşte eski Beyoğlu tarafında var. İşte şeye Anadolu yakasına geçerse işte Ataşehir sonradan konut oldu. Ondan sonra bir tarafı böyle acayip binalar yaptık. Milyonlarca metrekare yer yaptık. Yani toplam şöyle söyleyeyim. Metrekare olarak şöyle hayal edin. Finans merkezinde yanılmıyorsam aşağı yukarı 1,5 milyon metrekare inşaat var. Maslak bölgesinde toplam kiralanabilir ofis vesaire bina metrekaresi 1 milyon 400 bin. Maslak daha yakın. Bir Maslak daha yakın. Yani bir Maslak daha yakın ama bir Maslak kadar yol yok. Şimdi işte yolları biz sonradan yapmaya çalışıyoruz vesaire. O biraz da şey, belki simgesel bir tasarım. Çünkü aynı mesela Suudi Arabistan'da da var. Riyad'da da King Faisal Financial District var. Ya da Olaya Caddesi diye iki tarafı gökdelenler var. 60 tane boş gökdelen var caddenin üstünde. Gittiler Financial District'te 80 gökdelen daha yaptılar. Yani bu bize özel bir problem değil ama belki de bu coğrafyanın bir problemi olabilir. Çünkü bunu yurt dışındaki kentleri incelediğinizde çok bu tarz yapılara rast gelmiyorsunuz. Çünkü belki oradaki en büyük avantaj şu, eski dokuyu çok güzel
korumuş oluyorlar. Hani tasarım kökenli olduğu için söylüyorum işte. Belgesel vesaire kanallarda işte hani o renovasyon dizileri işte şeylere baktığın zaman evlere bakıyorsun işte 1800'den kaçtan kalmış bir evi yapmaya çalışıyor. Şimdi ben Sarıyer bölgesinde okuyorum. Benim oturduğum ev işte bizde şey böyle bir 99 depreminden sonra yapılmış diye bir şey var. Yani bir yerde bir tarafta böyle yüzyılların verdiği şeyi koruyup onu geliştirmek var. Bir tarafta bizim önümüzde yeni yönetmelik deprem falan filan böyle acayip yeni binamız gibi bir bakış açısı var. Dolayısıyla aslında bu kültürü farklı yerleştirip bizden bir sonraki belki iki sonraki nesilde biraz daha farklı bir bakış açısı yakalarız diye düşünüyoruz. Coworking nedir? Sizin isim ne? Coworking olan? Ben Sübeyde. Sübeyde Hanım. Coworking şöyle, aslında birlikte çalışma alışkanlığı değil. Ortaklaşa kullanmak aslında bir alanın fonksiyonlarını ortaklaşa olarak kullanmak, bir alanın içerisindeki fizikselliğin ötesinde aslında bunun içerisindeki hem fonksiyon hem de çıktıları da aslında bir ortak çıktı haline getirmekten geliyor aslında coworking'in mantığı. Şimdi pandemiden sonra biraz daha şey geldi, yani şirketler küçüldü, işte coworking space'lere kaydı vesaire gibi. Aslında coworking space'lere kaymasının sebebi de aslında bu 50 minutes diye biraz gidiyor. Çünkü bu sefer şirketler şeyi tasarlamaya başladı. Dedim ki ya benim çalıştığım personel haftada 3 gün evden çalışabiliyormuş. Yani şimdi mesela Shell daha yeni dönüyor haftada 3 gün ofise dönmeye, 2 gün yine evden çalışmaya devam ediyor. Onu fark ettim. Bunu yapınca şirketler ne yapmaya başladı? Ya headquarter'ların daha küçük metrekarede yine konvansiyonel kiralama alanlarını aldılar. Ya da coworking space'lerin içerisine Enterprise diye bir ürün çıktı ortaya. Aslında ofislerin 900 metrekarede çözecekken, 900 metrekarenin içerisinde 350 metrekare esasında toplantı alanları ve ortak alanlarken büyük bir coworking alanının içerisinde bir alana yerleştiler. Kendi ofisle alakalı ihtiyaçlarını orada çözer hale geldiler. Ama işte toplantı odalarını istedikleri zaman kiraladılar. Kimisi yurt dışında başka tasarımlar var. Orada diyor ki mesela ben bütün ofisi yapıyorum işte olarak. Ben de bir kısmını işletmeye veriyorum. Böylece ofisin kullanmadığım alanlarını da aslında ofisin ekonomisine katkı olarak yapıyorum. Bir de uydu ofis diye bir şey çıktı. Satellite ofis mantığı. Onda da mesela şöyle. Headquarter'ın illa bir meslek bölgesi olsun. Evet. Belki idare personel olsun. Ama benim beyin yüzünden de gelen personel var. Kartal'dan gelen personel de var. O zaman ne yapıyor? Beyin düzü ne yapmıyor da dönüyor işte Yeşilköy'de, Ataköy'deki o yeni yapılaşma içerisinde bir küçük ofis alanı yapıyor. Dönüyor Kozyatan'da başka bir ofis kompleksi içerisinde daha küçük bir ofis tasarımı yapıyor. Şirketin ilgili departmanlarında ayın belli günleri genel merkeze topluyor. Onun haricinde diyor ki siz haftada iki gün bu satelit ofislerden çalışabilirsiniz. Şimdi o zaman ne oluyor? Gerçekten belki bisikletine biniyor gidiyoruz. Metroya biniyor 10 dakika sonra ofisinde. Normalde 2,5 saat yol gidecekken Tuzla'dan Mecidiyeköy'e 2,5 saatte dönüyor. 5 saat orada ne? 17 saat ofiste mesai yapacak. Bu 2 saat gidiyor. Zaten 8 saat uyudu. 20 kaldı 4 saat kendine. Bu insanın yiyecek, içecek, ailesine zaman ayıracak. Çocuğu varsa ona kendinden bir şey katacak. Çünkü 3 gün sonra ne oluyor? Bir ölüyorsunuz, hayat kaçırmışsınız. Aslında hayatın dair bunların hepsi. Ekonomik boyutu da var. Onları biraz sonra söyleyeceğim. Coworking space denir. Bu coworkerların aslında çalıştığı fikir alışverişlerinde bulunduğu, bunun da doğru yönetildiği aşamalarda aslında farklı fikirlerin birlikte farklı çıktıları ortaya getirdiği fiziksel alan. Temelinde şu var, çok basit bir aslında coworking space layout'u. Bunun içerisinde farklı fonksiyonlar olsun, toplantı odaları olsun, açık ofis alanları olsun ki çalışabilirim. Dönüyor işte bir komünite alanı olsun, orada farklı disiplinler birbirini bulsun, belli bir sinerji ortaya çıkarsın. Burada eğer şirket kendi toplantını yapsın, fikirci maskeri yapsın, bunun için belli alanlar olsun. Çayını kahvesini içsin ama her şeyin ötesi şu var. Aynı zamanda benim bu ortak alanda çalışırken de belli noktalarla neye ihtiyacım var? Biraz privacy'ye ihtiyacım var. Yani bir telefon konuşmamı yapacağım.
belki ilk ay iş görüşmesi yapacağım, fiyat konuşacağım biriyle ya da bilmem işte maaş önerimi yapacağım. Bunun için de aslında kendilerine daha arınmış alanlarını içinde barındırmakla alakalı. Temelinde çok basit bir coworking içerisinde olması gereken yapı bu. Demin bahsettiğim binaları tasarlarken de hani dedik ya ortak nokta, mesela çok katlı ofis programı da örneğin 5 katlı ofis tasarlıyorsunuz. 5 katlı ofis tasarlıyorsunuz, herkes gün içerisinde kahvesini içebilir, çayını içebilir. Bunu küçük kitchenette'leri bir kata koyuyorsunuz. Ama bir ana core bir mutfak alanı oluşturuyorsunuz. Örneğin 3. katta. Normalde işte lojistikte satın almak gün içerisinde değil geçip ayrı katlarda olduğu için hiç kendimi görmezken işte aşağıda farklı ürün ya da farklı işte ekipmana ulaşabildiği için 3. katı bir şirketin buluşma alanı gibi bir hale getiriyorsunuz. Bu da neye şey diyor? Bir, normalde aslında 5 kere beyinleştiğiniz bir adamın kapısının önünden geçip ya sana mail atmıştın dönmediğinde bir ilişki yönetimine geliyor. Bunun aslında tam karşılığı social ergonomi diye geçiyor ve bu aslında mimarın da ofislerini tasarlarken, sadece coworking üzerinde söylemiyorum, genel ofis alanlarını tasarlarken de aslında özellikle idari ofis müdürleri ve insan kaynaklarıyla beraber bu ofisin yapısındaki personel yapısıyla planlamayı beraber yürütüyor olması lazım. Bir terim var işte, how close is so close diye. Buradaki mantık şu, aslında siz insan kaynakları olarak ofis içerisindeki personel yapısında kimin kimle anlaştığını bilmiyorsunuz. Şimdi mesela Furkan Bey benim karşımda oturuyor. İnsan kaynakları diyor ki ya Furkan ona çok uzak. Hani şöyle bir yandaki masaya mı alsak diyorum. Ya da benim Furkan'la aram çok kötü. Bu mesafedeyiz. İnsan kaynakları diyor ki Furkan tam karşımda oturuyor. Şu araya bir paneller ödedim. Bu departman içi ilişki yönetiminden, şirket içerisindeki bütün ilişki yönetimine kadar bütün çalışma düzenini etkileyen bambaşka bir yapı. Bilmiyorum benim, belki bunu sınıfta da deneyebiliyorsunuz, hala eğitim. Şu anda mezun kaç kişi var burada? Ofis içerisinde de yaşıyor musunuz bunu? Kalabalık ofis içerisinde. Sayılır, evet. Yaşıyor musunuz burada? Yani ofis içerisinde herkes iyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Yani bu itiraf için çok zor değil. Hatta masa aracı yaptık. Evet, aynen. Bu hayatın gerçekleri, o yüzden bundan kaçamıyoruz. Şöyle, coworking tasarımın aslında hepimiz ergonomi deyince ne geliyor aklınıza? Aslında bir işte çalışma koltuğu, masa, sandalye vesaire. Aslında ergonominin bu fiziksel boyutu. Ergonomiyi ben temelde ofis tasarımı içerisinde 3 ay görüyorum yapıda. Fiziksel ergonomi, teknolojik ergonomi, yani doğru ekipmanı da doğru işi yapan insana sağlamakla alakalı olan teknolojik ergonomi, social ergonomi de son 5 dakikada konuştuğumuz yapı. Aslında bu bütün yapıları bir araya getirirseniz toplamda bir ergonomi aslında ofis içerisinde sağlamış oluyorsunuz. Bu tasarım içerisinde dediğim gibi, yani fiziksel, zihinsel, sosyal bağları geliştirecek, kişisel gelişime açık olacak alanları ortaya çıkarmam lazım. Tasarım tarafına baktığınız zaman da insanları ofiste tutacak, ofiste olduğu sürelerde de mutlu edecek aslında taze havayı. Bunu fiziksel ergonomi içerisinde katabilirsiniz. Doğru aydınlatmayı, doğru malzemeyi kullanıyor olmak lazım. Akustik de çok önemli. Akustik önemli. Siz ne tarz projeler yapıyorsunuz? Sperrtaş'tan yapıyoruz. Aa süper. Hollanda'da beraber bir şey yapıyoruz. Aynen, Workspace'da. Aynen. Çok da keyif aldım. Şöyle aslında biz de sizin ürünleri kullanıyoruz. Şöyle, aynı zamanda biz bambaşka bir yere şu anda konuyu dağıtıyoruz. Evet. Coworking Space'in bir de mikro ölçekli bir boyutu var. Belki AVM'lerde denk gelmişsinizdir. Office Pop'lar var. Denk geldi. Küçük telefon kulübeleri gibi düşünün. Tek kişi, 4 kişi vesaire. Bunun aslında dünyada 5-6 tane ticari olarak IoT'siyle vesairesiyle bütün yazılımıyla yöneten şirketler var. Bir tanesi Türk. Poda diye bir firma. Biz de Poda'ya 2,5 yıldır bir yatırım yaptık. %25 ortağıyız Poda'nın. Poda'yla da biz bu IoT sistemiyle hem işte havalimanlarında, AVM'ler içerisinde aslında bir kişisel izole çalışma alanları sağlıyoruz. Onun içerisinde yuvarlaki keçelerde de felç için keçeleri var. Öyle araya bir marka çok
ilerleyelim. Hatta şöyle, aslında çok da keyifli olur. Şeref'le beraber belki bambaşka içerikler de çıkabilir. Hatta Fenerbahçe'de de başka bir... Etkinlik merkezimiz var. Şu anda bir etkinlik var zaten. Kaçtık mı? Harika. Kaçtık. Hatta şöyle, Fenerbahçe'de sizin yerlerden... Aslında dört tane bir grup halince öyle oluyor. İşte hepinizi de bekliyoruz. Aralık ayı itibariyle bu arada, haberiniz vardır, yoktur muhtemelen. Acarcom, bizim Skyland'daki lokasyonumuz, Skyland Home Design Center içerisinde bir sadece tasarımcı, genç mimarlar, gelse şirketin kursunun çalışsın vesaire bir Design and Coworking Space operasyonuna başlıyoruz. Bu ayın ortası itibariyle aslında tam. Oradaki ofislerden bir tanesini Acarcom kiraladım. Mimari deneyimleme alanı gibi yapacağız. Yani Acarcom içerisinde bütün o akustik deneyimlenecek malzemeleri gelip bir satış yapmayacağı, sadece mimar ağırlayacağı bir alan. Oradaki bütün Coworking Space'te, bu arada bütün mimarlara ve arkadaşlar, ben giderken en son iletişimde de vereceğim. Yani bir yolunuz uçar gelip bir kahveniz için gelin, o gün orada çalışın. Çok harika internetimiz var. Çok güzel kahvemiz var. Şöyle aslında Coworking'de bu alan içerisinde farklı bileşenlerle doğru bir çıktı elde etmek istiyoruz. İşte burada belki bakış açısı, proje çözümü ya da işte fonksiyona hakim bir arkadaşımız olabilir. Öbür tarafta da muhteşem renderler yapan başka bir arkadaşımız olabilir. Dolayısıyla buradaki kolektif çalışmayla ortaya çıkacak çıktı aslında ikisini ayrı ayrı yapacağı bir çıktılar çok farklı yerlere gelecek. Kolevin'le, Kolevin aslında tamamen bizim aslında eski kooperatif mantığında çıkan. Aslında yapı şu anda coğrafya itibariyle tam yurt dışındaki kolektif mantığına gelmeyecek bir süre daha. Çünkü hani aslında işte yatak odalarınız vesaire haricinde mutfağınızın, tuvaletlerin katlarda ortak olduğu falan bir yapıdan bahsediyoruz. Tam o düzeye gelmeyecek ama daha aslında bizim daha yurtlarda gördüğümüz aslında mantıkta bir paylaşım ekonomisine gidiyor. Bu ileride de göstereceğim size. İşte farklı ekonomik çıktıları beraberinde getiriyor. Çünkü işte bir satın alıyorsun. İşte daha fazla kişiyle aslında etkileşim sağlıyorsun. Bunun aslında çok ilginç bir şey var. Buraya hazırlanırken başka bir noktasını ben o zaman fark ettim ama hem coworking hem de co-living için psikolojik bir etki, yalnızlık, özellikle pandemi çıkışı biraz o yalnızlık baskısı yani mental problemlerin de biz hep her şeyi başka yönlerden çözmeye çalıştık o iki sene boyunca. Pandemiden ilk çıktık. Benim işte küçük oğlum 3,5 yaşındaydı. Site içerisinde eşim bana telefon açtı. Dedi ki kimseyle bir şey paylaşmayayım. Dedi ki paylaşmayayım bilmiyorum. Yani 1,5 yaşından beri evde anaokulun 2 senesini tablette online ders fiziksel olarak birine dokunmak çünkü ne? Aman dokunma. İşte oraya elleme. Aman kimseye şey yapma. Hayatının %60'ını bir şeye dokunmaması üzerine ve paylaşmaması üzerine yönettiğimiz bir çocuğu sonra diyoruz ki hiç üzerine bir şey paylaşmadım. Çünkü bilmiyor. Şimdi bu paylaşma ekonomisi hem yaşam hem ofis alanlarının aslında bambaşka bir yöne gidecek. Yani bu iş yükünü de atacak, mental yükleri de paylaşmaya kadar gidecek aslında bir yapı olarak düşünebiliriz. Bir temel aslında bu çok basit bir co-living ve co-working'in aslında ofisin yaşam alanlarının işte otoparkın vesairenin kendi içerisinde çözüldüğü çok basic bir yapı. Burada biz bunun benzerini şimdi Sakarya'da uygulamaya çalışıyoruz. Demin konuşmanın öncesinde bahsettim ben ama bir tane kitap var. Onu ben size eğer mail adresleri de varsa bu kitabın ismini atacağım. Bir Fransız bir kızla Bulgar bir yine nasıl söyleyeyim size digital nomad böyle gezgin bir çocuğun aslında dünyada 400 tane coworking gezip 250'sini bir kitapta topladığı bir coworking space kitabı var. Buradan çıkan bir rakamlar var size söyleyeyim. Türkiye'nin tam tersi. Bizde %90-95 oranında coworking space'ler büyük şehirlerde. Bu nitelikli incelenen yapı içerisindeki bu 250 coworking space'in %61.7'si aşağıda %62'ye yakın bir oranı ikinci ve üçüncü büyük şehirlerde. Bizde bambaşka yere gidiyor. İşte ben 2 gün önce Sakarya'daydım. Şimdi bir projeyi aslında bir pilot olarak hayata geçirmeye çalışıyorum. Aslında
projenin temelinde de bu var. 3 metrekarelik bir alanda işte coworking alanları, ofisler, toplantı odaları, sabit ofislerin olduğu, daha böyle ekosistemi yaşatacağı bir yapı. En üst katında da 15 tane aslında bir artı bir yapının olduğu. Buradaki hedef de şu aslında, Sakarya diye 110 bin öğrenci var Sakarya'da, normal bir rakam. Aşağı yukarı 10-15 milyar dolar gibi bir ihracatı var. Sırf Toyota'nın ihracatı 3.2 milyar bir yıl ticaret odasının verdiği anormal bir rakam. Ve burada bir sürü çalışan ekspat var. Bu ekspatın da burada barınacağı, şirketin aslında bir kısmını da belki haftanın 2-3 gün fabrikadan koparacağı, 3 tane otelde yaptığı tüm etkinlikleri aslında bambaşka bir ekosistem içerisinde fabrikada yaptığı için dokunamadığı genç sikimlere dokunabileceği. Gençlerin de en büyük dezavantajı o. Fikir var, beceri var ama bu sefer o fikri ve beceriyi değerlendirecek finansal yetiye sahip kişilere ulaşamıyorlar. Dolayısıyla buradaki diğer bir yapı da o. Eğer bunu biz Sakarya'da oturtabilsek bir hedefimiz şu, bunu 81 ilde her ilin lokal yatırımcısıyla birer tane böyle alan oluşturmak gibi bir şeyimiz var. Özellikle ticaret alanlarının da katkısıyla. Eğer bunu yapabilirsek hakikaten Türkiye için de çok keyifli bir şey olacak. Aslında eski şey gibi, enstitü mantığında aslında her... Buyurun. Ya da siz devam edin. Enstitü mantığında aslında her yerin bir kendi ekonomisinden bir çıktısı olsun. Yani mesela Denizli'de acayip, Isparta'da, Denizli'de anormal dijital olarak yani yazılım konusunda acayip oyun yazan vesaire kişiler var. Bu bir yere ulaşamıyor, niye ulaşamıyor? Yabancı dil yok diye ulaşamıyor. Bizim biz Hatay bölgesinde iki tane bizim şeyimiz var. Konteyner ofisimiz var. Biz deprem bölgesinde özellikle dijital çalışanlar iş hayatını sürdürebilirsin diye toplamda 10 tane olacak onlar. Sponsor desteğini topladıkça sevk ediyoruz. İnternet içerisinde, sosyal içerisinde, mobilyası içerisinde, aydınlatması ve kliması dahil her şey içerisinde mobil ofisler gönderiyoruz bölgeye. Çok ilginç bir şey. Mesela Antakya'daki Arkeopark içerisindeki bir gönüllümüz var oradaki. Her kabinede bir gönüllü atıyoruz biz. Kendisi hem Mercedes'e hem de İngiliz bir siber güvenlik firmasından uzaktan mühendislik hizmeti veriyor. Çalışmalarını bizim kabinde yapıyor. Ve benim mesela bu bölgeyle alakalı unutmayacağım şeylerden bir tanesi. Konteyneri görmeye gittiğim dönemde. Biz geldik de işte belediyeden 3 litre su getirdiler 2 tane. Şimdi o değerli bir çocuk 6 aydır dedi en rahat ulaşabildiğim su. Ya bu anormal bir şey. Yani biz başka bir hayat yaşıyoruz. Orada 1,5 litrelik su hani yarım saat içerisinde suya ulaştığı için bambaşka bir yerdeyiz. Bir de alanı görünce mesela bir sonraki konteynerde de başka tasarlamaya başladı. Çünkü biz su sevgini gönderiyorduk. Ama Hatay bölgesinde ondan litrelik damacana yok. Yani bir şey yapmaya çalışıyoruz ama hakim olmadan yapmaya çalışıyoruz. Gelecek konu bu. Aslında bir sürü yapacak şey var. Bir sürü fikri olan da var. Ama fikri canlandırmak için bir kolektif bir yapıya girmek lazım. Bu da herkesin farklı kaslarını kullandırdığı bir yapı aslında. Bir şey söyleyecek miyim? Aslında kısaca bir 5 maddede ne? Hani burada bir kısa süreli sözleşmelerle aslında finansal bir tarafı var. Eşya vesaire gibi de taşınıyorsun. Dolayısıyla böyle bir yatırımlar da yapmalısın. Taşınma ya da işte taşınma ya da mülkü değiştirme durumunda da daha düşük maliyetlerle hareket etme şansınız var. Onun haricinde kendi ekosistemini oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla belki işte coworking space'de, co-living alanında tanıştığınız için paylaştığınız insanlarla çok uzun süreli farklı iş ve hayat ortaklıkları oluyor. En iyi dostlarınızı belki burada edinmiş olacaksınız gibi bir sürü çıktılar var. Onun haricindeki de işte operasyonel değerler vesaire gibi de bütün bunları aslında paylaşmış oluyorsunuz. İki tane de böyle rakamsal slide'ım var. Ondan sonra direkt sorulara geçeyim. Çünkü zaten yarım saat olduk. Hemen toparlanıyoruz. 5 dakika devredildim vardı. Bu globaldeki coworking alanları. Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı 400 bin metrekare yerinin coworking space var. Metrekare bazında. Ama dediğim gibi hala yanlış yoldayız. %90'ın üzerindeki bir oranı büyük şehirlerde. Dolayısıyla aslında ihtiyacı olanlara ulaşamadığı noktadayız. Ama zaten diğer şehirlerde de bu kadar ticaret ve çalışma aynı. Var. İşte var. Yani şöyle bir şey var. Benim bahsettiğim mesela Sakarya bahsettiğim
oradaki ihtiyaca var. Çünkü şöyle bir şey var. Bir kere her şeyde artık üniversite var. Ve her şehrin en büyük üniversitelerinde örneğin teknoparkları var. Şimdi teknoparka girmek için bir şirketin belli bir boyuta gelmiş olması lazım. İki, oraya girebilmek için zaten belli bir süreçlerim var. Ve burada kendi çabamla ulaşamadığım noktada bizim işte amaçlardan bir tanesi çoklama ve fiziksel alan müsaitse tekmer alanları kurmak. Çünkü tekmeri aşı olarak kuruyorsunuz. Her lokasyona bir tane kurabiliyorsunuz. Ondan sonra tekmer içerisinde aslında teknopark muafiyetlerini %85-90'ını karşılayacak şekilde bu girişimleri alabiliyorsunuz. Sakarya'da bunlardan bir tanesiydi. Hani Sakarya örneği, çünkü fizibilitede çalıştığım için diyorum. Teknopark var. Teknopark'ın kapısında bekleyen 33 tane şirket var. Yer açılsında gireyim diye. 110 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin bir şekilde başka bir ekosisteme dokunma ihtiyacı var. Yani 20 milyarlık bir ihracat ekonomisinden bahsediyorsunuz. Ama bu iş gücünün, bu genç zihinlerin o ekonomiye dokunacağı bir alan oluşturamıyorsunuz. Öyle etkinlikleri düzenleyeceğiniz bir alanınız yok. Yani o öğrenci belki de üstündeki kıyafetten o etkinliğe olacak otele girmekten bile sakınıyor olabilir. Burada herkesin daha kendi gibi olduğu, kendi olarak rahat ettiği aslında alanlar oluşturmak ve kendi gibi insanlar da farklı fikirler geliştirsin gibi bir şeyimiz var. Dünyadaki yapım 2024'te işte geleceği rakamlar aşağı yukarı 41 milyar, 42 milyar yapılarda. Furkan Bey'in şey yaptık, en büyüklerinden bir tanesi gömleri bu hafta başı. WeWork. Hatta o işte zamanında 40 milyar dolarlardaydı. Bambaşka bir sebepten 9 milyar dolar gibi bir değere düştü 2009'da. Onun sebebini de söyleyeyim. Projeyi yaparken sizin için doğru neyse, malzeme konusunda bahsettim de doğru malzeme diye, tamamen malzeme kaynaklı bir sebep. İnsanlar hastalanmaya başlıyor WeWork lokasyonlarındaki 2008 yılında. Sizin konularla alakalı aslında. Araştırmaya sebepleri şu, hatta Google'a girerseniz WeWork, işte cancer vesaire diye girerseniz şirket değer kaybı yaşayacak. Neden o aradaki operasyon yüküne geçecek gibi. O yüzden dediğim gibi malzeme de baştan tasarlarken de çok önemli. Maliyeti %15 yani orada. NF sertifikalı ahşap kullansa ne kaybeder? Maliyetleri ne kadar değişir? Co-living özellikle Amerika'da zaten bambaşka bir ekonomi ama değişiyor. Yani ben x lira kazanıyorken işte 0.2x kira veriyorum. Sen 2x kazanıyorsan aynı yan komşun olan
0.4x veriyor kira olarak. Yani kazandığıyla orantılı aynı mahallede, aynı okulda gidiyor çocuklar. Aynı pub'da yemek yiyorlar, aynı parkta oynuyorlar. Ama oradaki mülk dairelerinde verdikleri, ödedikleri bedel bambaşka bir yere geliyor. Bu konaklama içerisinde de bu arada bu yapıya gidiyor. 2025'te şey öngörülüyor. Dünya üzerindeki otel yatak sayısını geçecek. Airbnb ve benzeri yatak kiralamaları gibi bir forecast var. Amsterdam'da şu anda geçmiş durumda. Avrupa'nın birkaç şehrinde daha geçmiş durumda. Ama globaldeki yatak sayısı da Airbnb mantığındaki o paylaşım vesaire o da geçecek gibi duruyor. Beyoğlu'nda da geçmiş. Geçmiştir. Ben teşekkür ederim. Çok da fazla zamanınızı aldım. Birkaç tane de soru alabilirim. Eğer varsa sormak istediğiniz konular. Fotoğrafını çekebilirseniz buradaki bütün cep telefonu dahil. Cep telefonu 7/24 demiyorum ama diğerinden 7/24 ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğunda da. Var mı genel bir sorunuz? Moderasyonu bir kenara bırakarak ben deneyimli olarak bir soru sormak istiyorum. Aslında tam da bu Airbnb noktasından, paylaşım ekonomisinden bahsettiğinizde benim de aklım noktada Airbnb geldi. Yakın zamanda Beyoğlu'ndaki Airbnb hacmine ilişkin bir araştırma yapmıştım. Bu araştırmanın arka planında Airbnb'nin diğer bütün kentlerde, Amsterdam'da, Barcelona'da da araştırılan aslında kötü, yani kentte negatif etkileri üzerine bir araştırmaydı. Burada genelde lokalle nasıl ilişki kurdukları doğrultusunda Airbnb'nin negatif etkileri şu an aslında Airbnb'nin kurucuları tarafından da kabul edilmiş durumda. Ve bununla ilgili aslında sizin de söylediğiniz gibi politikalara ihtiyacımız oldu. Her kentçe nasıl politikalar ilişkileriniz diye düşünen bir açısı var. Şimdi Coworking için mesele böyleyken Coworking de yepyeni bir konsept olarak paylaşım ekonomisi denemez. Bunların tasarımcıları hem kent ölçeğinde hem mekan ölçeğinde tasarımcıları olarak bunların birazcık daha ön projeksiyonlarının yapılarak belki de etrafıyla, lokal mekanlarıyla sizin söylediğiniz ilişkileri kurması bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, merak ediyorum. Şöyle, özellikle kırsal bölgelerde de Türkiye'deki farklı kentlerdeki çalışmalarınızdan da hareketle oradaki ekonomiyle bağ kuran işletmelerden de bahsediyorsunuz. Bunu ben çok pozitif bir açıdan değerlendiriyorum. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, biz gün sonu coworking space dediği şey aslında ofisin otelciliği. Yani bir nevi hospitality manager diyorsunuz. Ama dönüp bakıyorsunuz, eğer bu alan yönetimini yaparken eğer içerideki community'yi besleyip yönetemiyorsanız bu sefer sadece belli bir scale, bir belli bir ölçek ulaştıktan sonra sadece aslında gayrimenkul girişimcisi oluyorsunuz. Yani ancak açtığınız alanları satmak ve doldurmakla alakalı kaygılarınız oluyor. Aslında coworking'in mantığı evet, paylaşım ekonomisi yaratmak ama buradaki önemli olan şu, doğru içeriklerle aslında bu community'yi besleyip herkesin bir tabanda buluşturabilmek. Şimdi 10.000 metrekare, 12.000 metrekare bir coworking space yapıyorsunuz. Şimdi burada bir oda var. Rus bir tane mühendis işte savaştan kaçmış, gelmiş. 10 tane mühendisle beraber bir malzeme harbiyesi yapıyor. Ama yan tarafına koyduğun adam buradaki Kemal Kükrer sirkeleri satın almış Japon Major Motor firmasının muhasebe personeli. Şimdi bedavaya gelirip bitirmediğin sürece bu insanları ya da bir konser vesaire yapmadığın sürece bu community'yi buluşturabileceğin bir taban yok. Ben ilk geldiğimde şirket 5 ay önce hakikaten çok küçük yani 200 metrekare bir yerimiz vardı. Şu anda 2200 metrekare bir yerimiz var. Ama ben yatırımcımıza şunu söyledim. Ya biz farklı olalım. Yani 10.000 metrekare olmayalım, 20.000 metrekare, 40.000 metrekare olmayalım. Biraz farklı olalım. O yüzden bizim ofis alanında biz digital hub olarak nitelendirdik. Dedik ki sadece buraya işte gamerlar, işte yazılım startupları vesaireler gelsin. Skyline'deki ikinci lokasyon dedik ki tasarım dikeyli olsun. Sadece iç mimar, mimar ve kitap firmaları gelsin. Ve onların servis ettiği diğer birbirine etkileşebileceği komite gelsin. Üçüncüsü de zaten sağlık dikeyli bir üniversitenin tekrar alanı. Orası tamamen aslında health tech üzerine malzeme ve teknoloji geliştirecek şirketler. Aslında dolayısıyla şu, zaten içeri gelen community belli bir
tabanda birbirine dokunuyor. Farklı disiplinlerde olsa bile. Ama en azından bunları farklı panellerle vesaire beslediğinizde sonuçta ortak birbirine dokunduracak, kesiştirecek, birbirine fikir yaratacak bir sistemin temellerini atıp onun üzerine aslında yavaş yavaş katları çıkıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aslında. Burada işte abi en güzelliği bizler bu istemeden yaptık değil mi? Yanlış da oluyor. Coworking alanı mimarlar, tasarımcılar, yazılımcılar gibi yıldır da yine 5 yıldır. Şimdi hatta tasarlayabilirim ben. Ona bile şey var yani mimar bir firmam yok diye tasarlayabilir bir şey çıktı ama. Evet. İnsanın insana ihtiyacı var. İnsanın farklı disiplinlerden farklı insanlara ihtiyacı var. Buluşması gerekiyor. Farklı şirketlere, farklı şirketlere ihtiyacı var. Coworking alanı ben şu yüzden de çok önemli söylüyorum. Çünkü İstanbul'a göç vermesi gerekiyor. Bunun için de aslında şimdi tüm şirketlerde böyle bir refleks varken insanlar evden çalışabilir, remote çalışabilir. O evden çalışma da çok şey değil yani. Performans yüksek bir şey değil. Onun yerine bir coworking danıştığı zaman Kartal'da oturan çalışanlar, Kozetan'da bir coworking'e gönderildiği zaman işte bizim bütün şehirdeki hareket kazanmaya enerji tasarrufu, zaman tasarrufu hepsi artmaya başlıyor. Bunu Türkiye'ye, Marmara Bölgesi'ne yaydığınız zaman aslında İstanbul köyüşü verebilmeye başlıyor. Veriyorum. Yani ben... Keşke evde olsa da binaları da yükseldi evet. Aslında arazileri tekrar tarıma... Ben mesela gerçekten Sapanca'da yaşayayım. Şu şirketi her şeyi yönetmek isterim yani. Bir tane kovarlık olsa, çalışanlar evet. Olsa. Yani desantralize olmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye için çok kritik. Bu da kovarlık, kovarlık, tarafına soracaktım ama coworking çok kritik bir alan bizim desantralize olduğumuz için. Aynen öyle. Yoksa sefer ayaklı zaten çok doğru. Mesela şey çok güzel, ben 2 hafta önce Kadir Has Üniversitesi'nin Selimpaşa'da bir teknopark binası oldu. %50 Silivri Belediyesi oldu. Belediye hatta 100 bin metre şey, 100 dönüm bir arazi tahsis etmiş. İçinde zaten eski üniversiteyi tahsis etmiş orası. 25 dönümde işte parklar, spor alanları vesaire işte convention center edecek ama mesela teknopark için 75 bin metrekare bir arsaları var ve şöyle söyleyeyim, teknoparkın televizyonun burada kapısından çıkıyorum, Hatay Bagetti'nin orada yol bitiyor, çalışma masası burası deniz. Öyle bir yer. Şimdi hakikaten işte Selimpaşa, Çatalca falan orada bir yaşam alanı ve bir şey oluşturabilsem hani orada ben işte gittim Katalca'da bir ev aldım bahçe içinde canavar gibi çocuklar var işte Silivri'de, Selimpaşa'da, Çatalca'da ben Çerkezköy'de yazılımcıları da oradan aldım teknoparka da şirketimi kurdum İstanbul'da hiç işim kalmaz orası mesela şey bir de buradaki alanları yaparken de dediğim gibi dikeyleri de coğrafyaya göre ayrıştırma planlıyor olmak lazım. Mesela onu da çok güzel planlamışlar. Silivri Belediyesi'nin elinde anormal tarım arazisi var. Dolayısıyla orada 8 tane dikey olacak teknoparkın içerisinde. Bunlardan bir tanesi tarım dikeyi. Çünkü diyor ki sen deneysel tarım içinde ben sana arazi tahsisini de yapacağım diyor. Ya da diyor ki işte insansız deniz aracı geliştireceksen ağzını açık deniz yani okulun kapısından çıkıyorsun şurası deniz ve şey yani ticari rota içerisinde olmadığı için her türlü deneye işte Navtex, Mavtex hiçbir şey ilan etmeden de yapabileceğin alanlar var. Bunu İşte küçük ölçüye getirdiği zaman da aslında ofisi de ihtiyacı olan coğrafi alanda, ihtiyacı olan noktalarda oluşturduğun sürece aslında birçok şeyi çözmüş oluyorsun. Konumun başına geldiğimiz zaman da işte 15 dakikalık şehirler içerisinde de aslında ofisini, yaşam alanını, dönüp alışverişini, sağlığını, okulunu da çözebiliyorsan bence keyifli bir hayat olur diye düşünüyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var. O gelsin. Evet, ben bir havada kişisel ve başlangıç evine bir soru sormak istiyorum. Bir şey, isim, okul vesaire varsa iş onları da alabilir miyim? Tabii Sude aldım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim var, ikinci sınıf öğrencisiyim. Dediniz ya, işletmeden yüksek lisans yaptığınızı söylediniz. Ben bir tık
master'ı vesaire yapıp yüksek, ama yükseğe dedim ki ben hızlı bir iş hayatına atıldım. İş hayatımın 5. senesi dedim ki ya ben bambaşka bir yere gidiyorum. Yani biraz daha böyle bir iş geliştirme, satış ve bambaşka bir açısına gidiyorum ben bu işin dedim. Neye ihtiyacım var? Röle veras tarafına hayır. Benim işlerimde ihtiyacım var. Döndüm, ihtiyacım olanı okudum. Yani orada sadece y nokta iç mimar ya da işte y nokta mühendis yazsın diye hayatınız boyunca hiç kullanmayacağınız bir tool'un hem zamanınızı kaybederek hem de boşu boşuna duvarda yer verecek şekilde tutmanızın gereği yok. Tam bu noktaya yapmak istiyorum. Biz öğrenciyken şey diye yetiştiriyoruz. Bütün eğitim sistemimizde bitecek, şunu yapacağım, bitecek, bunu yapacağım. Hep böyle level level kilit açar gibi o bitecek, bunu yapacağım, o bitecek, bunu yapacağım. Gamification yapmışlar hayatı. Aslında o böyle bir şey değil. Yani bir işi denemeden, bir şey de başarılı, bir şey de başarısız olmadan hiç merak etme ne yapacağını öğrenemeyeceksin. Bu 30-40 belki onun sonuna kadar devam edecek bir arayış. Ama inan başarılı olmak da başarısız olmak da çok keyifli. Pardon, şeyden şimdi örnek vereceğim. Eskiden yani benim yaşımda, işte ben 44 yaşındayım. Tetris'i bilen bilir. Şimdi Tetris'te böyle bir uzun altılı çubuk var, tamam mı? Hayatta bir boşluk bırakıyorsun, altı çubuk geldi mi altı sıra birden yok ediyor ya. Yeni nesil onu biraz daha kendi crash'tan yakalıyor böyle. Böyle patlatıyor balıklar çıkıyor ona filan. Tamam mı? O, hayatın sana o boncuğu, o altılı çubuğu getireceği bir zaman geliyor zaten. Sen diyorsun ki evet bana böyle bir şey olacak, ben bunun altyapısını yapayım diyorsun zaten. Sonra o an geldiği zaman zaten o boşluğu doldurabiliyorsun. Abi burada bir ekleme yapmak istiyorum. Çok yanlış bir şey bende. Lisans yapmak, hemen yüksek lisans yapmak. Eğer gerçekten... Aynı konuda işte. Anne baba, restorasyon ofisi yoksa mesela... Hiç kullanmayan bir tool yani. Bu şey ne? Amerika'da 31-32 yaşında bir kişi master yapmıyor. Çünkü bir 5 sene ne yapacağını bilme, işte o şeyi bir kişi seviyor musun, sevmiyor musun, hangi yöne yönelmişsin. Ve yüksek lisansı dolu yükmemek. Evet, yani uzmanlaşmak gerekiyor ya orada. Neyde uzmanlaşacak? Uzay yaşamadan öğrenemezsin. Okulda hiç öğrenemez. Asla. Yani bambaşka bir şey ya. Herkesi soğuttum bu arada. Yani şöyle bir soru. Hakikaten yani okuldan mezun oldum. Bambaşka bir hayatın oldu. Gittim NASA'da interior tasarlamaya başladım. Şimdi o zaman senin gidip nanoteknoloji vesaire belki başka bir malzeme okuyor olman lazım. Senin öbür tarafta gittin okudun böyle hiç anlamıyorum. Biraz hayat şekillendirecek hakikaten. İhtiyacı olduğunu hissettiğin anda zaten sen kendi seçimlerini yapabiliyor olacaksın. Etrafında da sana aydınlatacak, ışığı verecek doğru insanlar varsa biraz o etrafında da alakalı. Ben buyurun. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Daha söylemek istiyorum. Ben mesela hep şey diyorum. Ben Mersin'den geldim. Ve Mersin çok kendini bir küçük bir şehir. Burada gerçekten hiç mimarlık yapmak istemem. Hep şey diyorum. Mersin'e dönmek istiyorum. Özellikle bu co-working dediğim dolar gerçekten ben mezun olana kadar Mersin'de hayata geçebilirsem yeni mezun için bir numara buraya şu an var. Mersin'de Hans Spaces. Oradaki işte buradaki Habitat Derneği'yle beraber çok da keyifli bir alan olacak. Fotoğrafın da ihtiyacının bir kısmını geçici bir süre olarak çıkacak. Ne oldu? Yok bir şey söyledim. Yazsın kendilerini. İstanbul dışına misafirin geldiğinde ağırlayabileceğin bir misafir
yatak odası var. İniyorsun 30 metrekare ama spor yapabileceğin bir spor alanı var. Bir sinema olan var. İşte bir masa tenisi oynayacağın bir alanı var. Dönüp işte biraz daha arka projesi ise biraz daha büyük bir alansa dönüp belki toplantı odası ya da lounge alanı vesaire var gibi. Aslında hani bizim bazı projelerinde bu fold mekanlarda aslında bu fonksiyonun kısmını karşılıyor gibi. Ki o zaman daha bu fold ile alakalı bu kadar şeklinde içerisinde konuşulmuyorken özellikle ofis alanlarında bu çok kullanılıyor. Hani coworking space olmasa da binadaki ortak alanlarda bir sürü ihtiyacınızı çözüyorsunuz. Yaşamda da muhtemelen sosyokültürel yönelik belki tam yurt dışı yönelik yapamayacağız ama bir süre bir süre alternatif yapılarla bunu çözmeye çalışacak ve bir şekilde çözecek diye düşünüyorum ben. Firma sahibini bırak, çalışanı bile tabi değişiyor.
kokartını çıkarıyor, çıktı bir diye okutuyor falan, öbür tarafta çıkıyor çorbasını yiyor, işte Ayşe abla köfte yapıyor falan, öyle bir hayat var. Dolayısıyla bunun içerisinde de şirketler kendini kovulayacağı yerleri de bir şekilde seçiyorlar. Yani bu çalışan profilini de etkiliyor, senin müşteri profilini de etkiliyor. Coworking Space'te farklı ürünler var işte, sanal adres var, hazır ofis var, işte sabit masa var, gezgin var vesaire var. Havası atmak isteyen adam işte 200 liraya çözecek, 150 liraya çözecek, aylık bir maliyeti 750 lira verip işte Levent'te Signature adresim olsun kartmasın diye hiç kullanmadığı bir yere aylık 750 lira verir. Öbür tarafta adamın işi malzeme ve sanayinin göbeğinde oraya gelip giden hiç umurunda değil, önemli olan doğru adamla çalışır diye 150 liraya misafir de ağırlayabilir. Yani bu tamamen aslında şeyle alakalı, şirket yapısı, personel yapısı, ilişki kuracağın insan yapısı, senin ağırlayacağın insan yapısı ya da ağırlama şeklinde alakalı bir yapı. Açıkçası olur mu? Buyurun, Zübeyla Hanım. Evet, masraftan bahsederken 42'den bahsettiniz. Acaba orayı incelediniz mi, üzerinde çalıştınız mı? Ben oranın öğrencisiydim bir dönem. Nereden? Evet. 42 İstanbul öğrencisi. Masraf 42? Evet. Ya, ne var burada öğrenciler? Şey, ben co-working alanında bir okul var 42 İstanbul üzerinde. Bu bir yazılım ve dijital üzerine ilerleyen bir okul. Ve amacı öğretmenin yok. Ve bütün öğrenciler öğretmen. Ben de şaşırdım. Maksat'ta 42 diye bir ADM var. Abi bina var. Bina var. Niye? O bahsediyor. Toplamda 25 metrekare co-working space var bina. Co-working space var. Soru tutuyor. Demek ki soru. Ben yanlış anladım. Ya problem yok. Son bir soru alayım. Sonra çay daha içerken de sohbete devam ederiz. Sizin de şey yapmayalım diye. Bence çok keyifli oldu bu arada. Ben yani inşallah siz de keyif alıyorsunuz. Ben konuşmayı çok seviyorum. Ben hep şey söylüyorum. Ben üniversitenin önünde Yeditepe mezunuyum ben. O zaman ailemin pek sağlık hem şeylerinden dolayı ben dalanın edilmeyin. Öğrenci bursu yoktum. Okuldan mezun olduktan sonra okulun son iki senesinin parasını ödedim. O yüzden hep şey var bende. Öğrenciye verme konusunda şey sınırım yok. O yüzden yani bütün orada bütün şahsi bilgileri vermemin sebebi o. Yani benden ne almak istiyorsanız ben sonuna kadar vermeye hazırım. O yüzden bütün datalar oradaydı. O yüzden beni ne kadar kullanmak istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Yani o yüzden ben paylaşırım. Yani bıraksan sabah kadar konuşurum. Evet. Teşekkürler. Ben biraz daha küçük ölçekli bir şeye gireceğim. Girme çünkü kim olduğunu bilmiyorum. Hangi okuldan sonra bilmiyorum. Öğreteceğim ama. Herkes o işte kilosu 10 dolar filtre kahveyi içmek istemiyor olabilir.
işte beraber ortak ticari fayda üretiyorlar. İşte hani community bir işte ekosistem oluşturma dediğimiz şey bu. Yani ekosistemin bir ortak buluşma noktasını yapıyorsun aslında. Yani tuvalette bile kadın erkek ayrı kesişiyor. Bunun ortak kesebileceği tek yer senin o yarattığın aslında oluşturduğun ortak yemek içimi ve paylaşım alanı. Tasarlarken de buna ulaşmak lazım. Hala işte
İşte yeni yapılan kaldırımlarda engelli için yerde izleri buluyorsun, alakasız bir yerinde kesiyor ya da tam gidiyor böyle 5 metreler bir yere geçti var, kaldırım sıfıra iniyor, yola bağlandığı yerde yere geçti yok şimdi. Sen tasarlıyorsun da, tasarladıktan sonra uygulama kısmı var. Yani sen süper tasarlayabilirsin, operasyonu yönetmezsen tasarladığın da bir mantığı yok. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz şey o, yani politik olarak da, bunu yerel yönetim olarak da en üst kademeden de aslında tasarlayan ve yönetiminin çok güzel birbirini kontrol eden bir mekanizma haline geliyor olması lazım ki hani bir ütopya evet, gerçekten ama en azından ne kadar çok oranda tamamlayabilirsen o kadar keyifli bir yere gelir yaşadığın içeride. Thank you.